Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerini huzurunda olsun. Şıkırcımız, kıynamsız yıkıtınlar ekranımızı bulsun. Xitay konsulxanası aldıdaki yaşlarının faaliyeti 5. günüge kadem koydu. Uzundun bir yan İstanbul'da Xitay tarafından lagerga tutkun kılınan aile azalarının izdirikini kılıvatkan kız oğul Uygur yaşlarının Xitay konsulxanası aldıdaki faaliyeti bugün 5. günüge kadem koydu. Namayışının 3. günü Xitay konsulxanasının numussuzlarca talep bilen Uygur yaşlarını uçuk aşkarı halda milletige ve Şarkı Türkistan'a hıyanat kılışkı teklif kılgan xat çıkan idi. Ve yaşlar mezkur ahlaksız talepini yırtıp taşlıgan idi. Yaşlar faaliyetlerini hele hem devam kılıvatkan bulup yerlik halıklar her kaysi teşkilat vekilleri kollap gelmekte. Yaşlarını kollap ziyaretki gelgeller arasında Şarkı Türkistan Kişilik Hukukunu Kültüş Cemiyeti Başka Atipi Nuruddin İzbasar, Huda Partisi İstanbul Reisi Erdal Elibüyük ve başka cemaat aksakalları bulup bugün Şarkı Türkistan Kültür ve Hemkarlık Cemiyeti Reisi Seyitüm Türk Efendi, Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Reis Vekili Mahmutcan Damodlam Katarlıklar başçılığındaki yüzlerce kişinin katnışı bilen elip verilgan akbarat ilan kılışığına geçildi. Seyitüm Türk Efendi sözü de Xitay'nın vatanımızda elip beruatkan kırgınçılıklarını tilgi elip ötkendiyken, her kandak siyasi teşkilatkı tevâ emestikini, pekatlı ailesi üçün hareket kılıvatkallıkını bildiriş üçün, kollarda aile azalarının resimlerden başka ne Şarkı Türkistan bayrağı, ne teşkilat bayrağı kötürmegen yaşlarga mı, Xitay konsulxanı hadimleri tarafından hiç kandak imza ve tamğı bulmagan halda, numussuzlarca hain buluş teklifi sunulganlıkını bildirip, onu kattık ayıpledi ve o teklifini yırtıp taşladı. Şundaklı faaliyetlerini kılçı boşaştırmasından devam kıldırdığalıkını ilan kılgan yaşlar, kent halkımızdan bu sebki kitilişi hakkında çakırıktı buldu. Türk dünyası, başta Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan olmak üzere kardeş cumhuriyetlerimiz, şakal işbirliği örgütüne atmış olduğu imzalardan dolayı, bugün maalesef Çin'in politikalarına karşı susmakta, Çin'in zulmünden dolayı, Türk Cumhuriyetlerine hicret eden, göç eden mazlum Doğu Türkistanları Çin'e iade etmekte ve onların katliamına ortak olmakta. Yazıklar olsun. Kardeşlik bu değil. Kardeşlik bu değil. Ve bugün bizim dostumuz olan Allah'ın bize dost olarak tavsiye ettiği, Allah'ın bize kardeş olarak tavsiye ettiği İslam dünyasının, Türk İslam dünyasının suskunluğu, bu zillet maalesef Çin'in zulmünden daha ağır bir şekilde bizi kahretmekte. Bizim dostlarımızdan beklediğimiz yakınlık ve ilgi hiç ummadığımız yerden batıdan gelmekte. Bugün Doğu Türkistanlılar kim dost, kim düşman ayıramaz hale gelmiştir. Oysa ki bize gerçekten dost olanlar Allah'ın dostları olması gerekirken maalesef o dostlarımız suskun, Çin'in zulmüyle batının insafına terk etmiş durumda bizleri. Ama biz inanıyoruz ki Allah Doğu Türkistan'ı Çin komünistlerinin elinde tarumar etmeyecek, yok etmeyecek. Doğu Perinçek İstanbul'da sotku verildi. Türkiye'de Xitay'nın advokatlığını kılış bilen meşhur bulgan Vatan Partisi reisi Doğu Perinçek'nin Şarkı Türkistan halkı ve teşkilatlarının kanunluk hareketlerine til uzatkallıkı ve kalaymakan bildirlaştırığa karşı 25. dekabr etigende İstanbul'daki Çağlayan Adalet Sarayı'da onun asassız kılmışlarının cinayet şekillendirdiğallıkı hakkında dava içildi. Bu dava Şarkı Türkistan Kültür ve Hemkarlık Cemiyeti Reisi Seyitüm Türk Efendi tarafından içilgan bulup, advokatlar tayarlıgan dava materyalleri sotku tapşırıldı. Bugünkü sotku beriş yığılışını kollap yüzlerce halkımız Çağlayan Adalet Sarayı aldıda toplangan bulup, Seyitüm Türk Efendi Doğu Perinçek'ni sotku bergenliki hakkında halkı tepsili malumat verdi. Ve erznamede nimeler tilge ilin gallıkını bildirip, Doğu Perinçek'nin kılmışlarının hemmesinin Türkiye üçün mü iğir cinayet teşkil kıldı gallıkını bildirdi. Birkaç gün ilgiri Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan Efendi, komünistlerinin Türkiye'deki zuvanı bulup hizmet kılıvatkan Doğu Perinçek'e karşı kanuni yol bilen hareket başlığallıkını birlikte azab barlık teşkilat rehberlerine ve halkımızga bildirip uçur eylan kılgan idi.
Oğuzhan Efendi bu kıtımki dava baskıcının tolumu ciddi işgeliğini Perinçek'nin Türkiye Cumhuriyeti kanunları asasında kurulgan teşkilatlarını terörlük, bölgüncülük bilen ayıplışının özüyle Türkiye Cumhuriyeti devletine kılınan hakaret ve kanuni cevapkarlıkı tartıldığan cinayet işgeliğini bildirip, mahsus bu iş üçün vazifelendirilgen advokatlarının yakında halkımızga tepsili malumat beridiganlığını bildirdi. Uttur Afrika Cumhuriyeti'de Xitay şirketleri bulantalan kılındı. Amerika Avazı'nın 24. dekabrdeki haberde bildirilmişçe, Uttur Afrika Cumhuriyeti'deki Xitay'ın hususi kan şirketleri bulantalan kılınıp 250 Xitay purası ciddi tarqaqlaştırıldı. Haberde kayıt kılınmışçe, Uttur Afrika Cumhuriyeti'deki malumancılık Xitay'ın sanayeti ve xadimlerinin bihaterlikiki təsir görsetken. Bir neçe gün ilgiri korallık grupları bilen hükümet armiyesi otursuzda yüz bergen korallık tokunuşta Xitay'ın 4 xüsusi kan şirketi bulanğan bulup 250 Xitay puhrası tarqaqlaştırılgan. Xitay Taşqı İşler Ministerliği yerlik malumancılıkının küçüyüp gitişi mümkünlikini etkan hem de puhralarını bexaterlikke dikkat kılışkı çağırgan. Bildirilişçe 13 ayının 3 günü Uttur Afrika Cumhuriyeti'nin sabık prezidenti Bozizi Asasi Kanun Sot Mahkemesi tarafından prezident kandidatı salahiyetinden mahrum kılıngan. Bozizi bununla narazı bulgan ve bir kısım korallık gruplarını hükümetke karıştırışkı çakırgan. 15. dekabrdan başlap Uttur Afrika korallık grupları ve hükümet armiyesi Yaloki rayonunda korallık tokunuşkan. Malumancılık ceryanında Xitay'ın 4 xüsusi kan şirketinin 8 avtomobili ve başka mal mülükleri bulantılan kılıngan. Şunun deyken Xitay puhraları bu rayondan tarqaqlaştırılgan. Xitay 16. dekabr Xitay puhralarının ahvalini bilgendeyken Xitay'ın Uttur Afrika'daki baş elçihanesi devletinin jandarma komandanı bilen söhbetleşip Xitay puhralarının bexaterlikini qoğdaşka urungan bolsumu, bırak 17. dekabrdeki ciddi vaziyet sebebiden 250'den artıq Xitay bexater rayonga köçüşkü mecbur bolgan. Mälum bolışça 2013 yılı Müslüman Selika qozgulançıları paytaxt Bangui'de hukukunu qoluğa alğan. Şunundakin Hristiyanlar bilen Müslümanlar arasında tokunuş bulup durğan. Tokunuş minglığan kişinin ölümü ve köçüşüge sebep bolğan. Xitay Avustraliyadan yağaç import qilishni çekleş müddetini uzardı. Amerika Avazı'nın 24. dekabrdeki haberde bildirilmişçe Xitay tamojnisi uqturuş çıkarıp Avustraliyadan yağaç import qilishni çekleş müddetini uzartgan. Xabarda qayd qilinishicha Xitay tamojna baş mahkemesi 24 dekabr undidar hisobotida uqturuş tarqatgan bo'lib, uqturuşda yaqinda Tianjin, Nanjing, Xiamen, Guangzhou, Shenzhen va Huangpuning tamojnisi yanili burunqi bahoni bilan Avustraliyadan import qilinayotgan yağaç materiallarda tirik ziyonliq hasharat bo'lganligi sababli to'xtatib qo'yganligi. Növete haşaratlarının payda buluşunun aldığını iliş ve koğduğunuş için import kılışını çekleş müddetinin uzartılığını bildirgen. Bildirilişçe Avustralya bilen Xitay'nın münasibeti növete en tüven baskışkı çüşüp kalan bulup, bunun asaslıq sebebi Avustralya'nın Xitay'nın 5G doğru meselesindeki keskin meydanı. Xitay virusunun kiliş mənbəsini təkşürüşünü tələb kılışı ve Avustralya'nın Xitay'nın sınıp girişi karıştırış tedbirleri bulup, şu sebeplik Xitay Avustralya'dan öç ilişki başlayan. Avustralya'nın Xitay'a setip atkan tavarları ve başka iqtisadi faaliyetleri asasen düğüdek Xitay tarafından çeklengen. Çeklengen mahsulatlar içinde arpa, deniz mahsulatları, yağaç, kömür, şeker, kalı göşi, paxta ve başka tavarlar bar iken. Məlum buluşça Avustralya kömür importi toxtılgan deyken Xitay'nın nurgun caylarda kömür kemçil bolgan. Kış pəslede Xitay'nın 20'den köperek ülke ve şehirlerde kömür yetişmeslik sebebinden tok yetişmegen. Hemme cayda bu halet iğırlaşkan. Xitay 2 milyonga yakın dehqanga yer kenişkisi tarqatdi. Atalmış Şinjan haberleri torunun haberde bildirilmişçe Xitay tajavuzçileri Şarkı Türkistan'da dehqanlarının yerlerini tartib elip, kooperatif tüzümünü yolu koyup 1 milyon 800 mingden artıq dehqanga yer kenişkisi tarqatıp bergen. Xabarda aşkarılınışça Xitay tajavuzçileri Şarkı Türkistan'ın Börtala Abdunum Oblasti Börtala şehirde 2017 yılından başlayıp atılmış dehqanlarının yerlerini obort kılış namıda mezkur şehirge tabi 13 kentteki dehqanlarının yerlerini obort kılıp tartib ediş hareketini başlayan. 2020 yılı gelgende şehirdeki 43 yezide dehqanlarını mecburi hemkarlık kooperatifiga katlaştırıp yerlerini obort kılışını umumlaştırgan. Hazırga kadar Börtala şehirdeki 13.700'den artıq dehqan yerlerini atılmış kooperatifka ötküzüp berişke mecbur bolgan.
yezilardaki yer hukukunu tizimlash ve tarqitish nisbati 100% yetgan. İgilinishçe mazkur siyaset dastlabda Aqsu viloyatida boshlangan bo'lib, Sharqiy Turkistonning janubidagi 4 viloyatda yer huddigarligini boshqarish va tizimlash kenishkisi tarqitish tamomlangan. Ve hazırgıca kooperatif namıda hüddüge ilingan umumi yer meydanı 5 milyon 710 min gektarı yetken. Dihkallarının yerlerini obort kılıç namıda tartıveliş hareketinin tamamlanış nisbeti 99.12% yetken. Amerika, Xitay'nın belikçilik kesbide adam etkisçilikinin iğir işkerlikini bildirdi. Amerika Avazı'nın 24. dekabrdaki haberde bildirilmişçe, Trump hükümeti dokulat e'lon qilib, Xitoyning beliqchilik kasbi sohasida odam atkasligining eg'ir ekanligini oshkorildi. Xabarda qayd qilinishicha, Trump hukumatining parlamentga sunilgan birlashma dokulatida dengiz mahsulotlari bilan ta'minlash zanjiridagi odam atkasligi masalasi tafsili bayon qilingan bo'lib, Xitoyning beliqchilik kasbi sohasida majburiy amgakni o'z ichiga olgan dengiz mahsulotlari sanoatidagi odam atkasligi masalasini hal qilish uchun Amerika Tashqi ishlar ministerligi ve Devletlik Deniz Okean ve Meteorologiya Başqarış İdarisi parlamentga dokulat sunup, deniz mahsulatları ve pishiqlab ishlash kasbida adam etkisçiliki bar devletler haqida tepsili uçur bilen temellab xatarını bahalashin talep qilgan. Dokulatta deniz mahsulatları sahasida adam etkisçiliki xaupi en yukarı bolgan 29 devlet körüstligen bolup, tizimlikte her bir devletten import qilingan deniz mahsulatlarının miqdari ve qimmeti xatırlangan. Hem de bazarga silingan her bir devlet deniz mahsulatlarını izqoğlab tekşiriş meselesi tahlil kılıngan. Dokulatta Xitoyning beliqchilik sahasida mecburi emgek iğri bolgan asaslıq devlet ikkenliki alayidi körsitilgan bolup, dünyanın her qaysi jaylarida Xitoyning bayrağı ve Xitoy iqtidorchiligidagi paraxotlar haqida nurgun xabarlar bar ekan. Xalqarada Xitoyning her xil cho'ng beliqchilik paraxotlari bar bolup, Xitoy mazkur paraxotlar orqali qonunsiz beliq tutish qilmishi bilan shug'ullandi ekan. Dokulatın ahırda yana Devlet Bihaterlik Ministerliki, Adliya Ministerliki, Emgek Ministerliki, Ştatlar ve Maliya Ministerliki Qatarlıq organlar birlikte beliqçilik kesbideki adam etkisçiliki meselesini tükütüş ve mecburi emgek arqalıq işlep çıkırılgan mahsulatlarının Amerika bazırıqı kirmestikige kapaletli kılışı tähkitlengen. Amerika, Xitayning uyğurlarını kırgın kılış kılmışını irqi kırgıncılık da bekitişini oylaşmaqta. Hindistan gül haber doğruda aşka arılınışça Amerika hükümeti Xitay'nın Uyghurlarga zarib biriş hareketini yıkındın tətqiq kılıbatkan bolup, irqi kırgıncılık da bekitişini oylaşmaqtıyken. Kyodo haber agentliğinin haberde kayıt kılınışça Yarşari Cinayi İşler Adliya İşleri Baş Elçisi Morsi Tennin aşka arılışça Trump hükümeti Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo'ga bu meselini tekşürüp çıkış vazifesini tapşırgan bolup, Morsi Tenn bu meselini tətqiq kılıp neticini dokulat kılıdıkken. Birleşken Milletler Teşkilatı ahdinamesi mu irqi kırgıncılıkını öz içige algan bolup, milli, etnik, irq yaki dini grupını pütüllay yaki kısmen yoktuş niyeti bilen kılıngan nüfusunu kontrol kılış üçün öldürüş yaki tedbir kolunuş qatarlıq hareketlerini irqi kırgıncılık dairesige kirgüzgen. Xabarda Xitoyning Uyghurlarga qaratqan mecburi tuğut çekleş, kengkölemde xalıgancı tutup duruş ve mecburi emge kisiliş qatarlıq kılmışları oturgu koyulgan bolup, Xitoyning Uyghurlarga yürgüzgen cinayetleri asasida Xitoy Uyghurlarga irqi qirg'inchilik qildi deb qaralgan. Shundaqla bu haqda Xitoy ustidan delo turg'izilishi mumkinligi bildirilgan. Ma'lum bo'lgandek, Amerika Davlat Bexatarlik maslahatchisi Robert O'Brien mo oktyabr ayida aqllar amriga so'z qilib, Sharqiy Turkistonda irqi qirg'inchilik bo'lmasa, uningga yaqin bir ish yuz beryapti degan edi. Nuzugum Kültür ve Aile Cemiyeti Reisi Şarkı Türkistan Toğrısı'da toxtaldı. 24. dekabr Şarkı Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Cemiyeti Reisi Minaver Özuyğur Hanım, Türkiye Yaşlar Vakfı Kocaeli İzmit'teki azalarını alayı teklif kılışı bilen Ümmet Coğrafyası da Ayal Buluş namlıq sıllıq yığında Şarkı Türkistan'daki hazırkı ehvallar teması da Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyetini tanıştırdı. Yığınğa 60 ayal qatnaşqan bolup, bu qitimliq yığın faqat Şarkı Türkistan'daki vaziyat ve chet ellerde bolıwatqan Şarkı Türkistan davasını tanıştırış maqsadı açılğan. Minaver Öz Uyğur Hanım yığında yıqınqı yıllarda tajavuzçı Xitoyning Şarkı Türkistan'da jaza lagerleri siyasetini yürgüzüp, 5 milyondan artıq xalqını tutqun qılğanlığını ve her xil bastırış cinayetleri bilen Uyğur xalqını yok qılışqa hareket qılıwatqanlığını tepsili misallar bilen tanıştırıp ötdi.
Yığın ahırda Minaver Hanım yığınığa katnaşkıçılarının biz siler üçün nime iş kılıp beraleyimiz diyen sualıga Şerq Türkistan'daki zulümünü anlığan, lekin bununla işlenmegen insanlarga toğrısını çöndürüşeni, Uyghur halkının avazı buluşeni, çetellerde kılınıvatkan bu davalarının yalgan emestikini, Türkiye'de bu zulümge uçurgan canlıq şahitlerinin yaşavatkallıqını anlatışını talep kıldı. Türkiye'de bir gün içinde Xitay virüsü bilen kaza kılganlar 254 yetti. 24 dekabr Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministri Fahrettin Koca bir gün içinde Xitay virüsü bilen yuqumlanğıçılarının 18102 yetkenlikini ilan kıldı. Sahiye Ministri'nin malumatına asaslanğanda Türkiye'de Xitay virüsü bilen yuqumlandı deyip guman kılıngan 195675 kişi tekşürülüşü arkalık yeniden 18102 kişinin yuqumlanğanlığı eniklanğan. Növette 3218 kişi doktorhanda bulup, bir gün içinde yine 254 kişi kaza kılıp, 33985 kişinin selametliğe esliği gelgen. Növette Türkiye'de Xitay virüsü başlangandan beri selametliğe esliği gelgenler, cemi 1.935.292'ye, kaza kılgallar 19.115'ye, kesili iğir bimarlar 4805'ye yetken. Fahrettin Koca yine normal yuqumlanğıçılarının sanının tövelli avatkallıqını, Ama xatarının hele hem devam kılıvatkallıqını, şunlaşkı ictimai arlıq saqlaş, maski taqaş ve tazılıqı riayi kılışının intayın muhim ikkallikini bildirdi. Türk uquqçı yazgan kitap Gollandiya Başministerini qayıl kıldı. Gollandiya Başministeri Mark Rutte, əsli Türkiyelik üniversitet uquqçısının Gollandiyadaki demokratiya toğırsı yazgan kitabıga intayın köngül bölgenlikini namayan kılıp, kitap hakikaten meni celip kıldı. Köpçilikki çin köngülümden tavsiye kılımen dedi. Başminister Mark Rutte, demokratiyanın Qara Qutsi namlıq kitabının abdori 18 yaşlıq Adıyaman'da toğılgan Dilara Bilgeçini işhanesi kütüb aldı. Mark Rutte Dilara bilen işhanesi ötküzgen uçuruşçıda bir dostunun tavsiyesi bilen yaş Türk kızının Gollandiya üçün yeni siyasi sistemini mezmun kılgan kitabını okuganlıkını ve tolumu kızıqışını kozgallıkını etti. Dilara Bilgeç 16 yaşından tartıp yazışkı başlayan bu kitabıga başministerinin alahidi köngül bölüp özünü işhanesi teklif kılgallıkının pekirlengellikini bildirdi. Dilara Bilgeç başministerinin katipi tarafından işhanığı teklif kılınğanlıqını ve teklifini kabul kılınğanlıqını tilge elip, 112 betlik kitabının aldıngı 80 betide Gollandiya'nın siyasi sistemisinin tahlil kılınğanlıqını etti. Dilara Bilgeç, ''Mən kitabının ahırkı betideki analizlerimde Gollandiya'nın siyasi sistemisi üçün başka halkılış çağrılarını oturgu koydum. İctimai meseleler ve demokratiya çekişlerine karata halkılış çağrısı tepişkı tırıştım.'' Menin kılmakçı bolğanım pekatlı bir tepekkür sınıqı idi digerlerini bildirdi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bir gün haberimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırmız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleykum ve rahmetullah.